Bulamadım. Ne zamandan beri işsizsin abi? 2 sene oldu. 2 senedir işsizsin. Evet. Ne iş bulamıyorsun? Ya yabancılar dolu. Emekli olamadın, iş de yok. Evet. Nasıl geçiniyorsun abi? Giden çalışıyor. Eşim çalışıyor bir. Yani başkanlık sistemi, biz oy verdiğimiz de başkanlık sistemin ekonomiye ferah getireceğini, bir yasanın veya bir yönetiminin rahat olacağını belirterek biz vermiştik. Ama adamlar rahat rahat top oynamak için, yani offside olmayan bir futbol maçında istediği gibi hakem olmadan kendi kuralları koymayıp çalmak için koymuşlar yani başkanlık sistemi. Yapacak bir şey yok. Vallahi nasıl devrilecek? Devleti devirmek lazım. Başka bir çaresi var mı? Hükümeti devirmek lazım. Soralım mı? Yok sağ ol. Biz bir şey anlatsak kötü olur. Niye? İşte sor. Senin var mı abi adayın? Konuşmak ister misin? Ya o 23 gelsin de 2023. O zaman o zaman düşüneceğiz. Neden? Şu anda kararsız mısın? Kararsız değil mi? Neden kararsızsın abi? Ya, şimdi ekonomi de zaten berbat. Ya, yaşanacak bir halde işsizim. Evet. İş bulamadım. Ne zamandan beri işsizsin? 2 sene oldu. 2 senedir işsizsin. Evet. Ne iş bulamıyorsun? Ya yabancılar dolu. Aha. Yani Türkiye'de yabancı dolu biliyorsun. Yani yaşanacak bir hal yok. Nasıl geçiniyorsun abi? Emekli de değilsin galiba. Emekli misin? O da olamadık. O emekli de olamadın. İş de yok. Evet. Nasıl geçiniyorsun abi? Giden çalışıyor. Eşim çalışıyor bir. Eşim çalışıyor bir. Soğukta duruyoruz. Zam geldi doğalgaza da. Evet ya, %20. Elektriğe de %50 geldi minimuma da. Her ay bir zam, her şeye bir zam. Marketler almış başın gidiyor. Sabahları gidiyorum ekmek kuyruğuna da. Ekmek alıyorsun, halk ekmekten mi alıyorsun? Evet. Ne yapalım? Yani yaşanacak bir hali yok. Eskiden kuyruk vardı diyorlar. Ya eskiden yok öyle bir şey. 85'ten beri İstanbul. Eskiden kuyruk vardı, o zaman paranın değeri vardı. Paranın değeri. O zaman böyle marketler yoktu, tabii ki kuyruk olacaktı. Öyle değil mi? Şu anda 2021'de evet. De kuyruk var. O şey kuyruğu, ekmek kuyruğu. Varlık kuyruğu. Hadi ben gideyim sen. Hadi teşekkür ederim. Kolay gelsin. Söylüyoruz, yayında göstermiyorsunuz. Neye soracağım? Niye abi göstermeyelim? Göstermiyoruz. Show TV göstermedi. Show TV değiliz ama biz. Biz internette yapıyoruz, biz gösteriyoruz. Abi elektriğe zam geldi, minimum %50. Nasıl değerlendiriyor? Ne %50'si? %100. %130 ile %50 arası. Benim yine %100 geldi. Neyini soracaksın? Önceden ne kadar gelmişti, şimdi ne kadar geldi? Önceden 100 geliyordu, şimdi 200 geliyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi nasıl değerlendireceksin? Devleti devirmek lazım. Başka bir çaresi var mı? Hükümeti devirmek lazım. Seçim olmasını istiyor musun abi? İstiyorum tabii ki. Var mı adayı? Adayım Muhsin. Başka var mı? Dayı bize sinirlendi. Size soralım. Neyi soralım? Elektriklere zam geldi biliyorsunuz. %50 ile %130 arasında. Tamam. %100 zam verdi. Onunla hiç konuşmuyorsun. Gel abi konuş gel. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi elektriğe %100 zam gelmesi, petrol fiyatlarının dolar endeksi zam geleceğini belirtip sonra da dolar düşmesine rağmen hala da fiyatların yükselmesi hükümetin ne kadar büyük bir çöküşte olduğunu gösteriyor. Yani hükümetin yalanda da olsun kabileyi toplayıp yalanda da olsa da bir seçim kararı alacağız deyip tarih vermemesi lazım. Piyasaların kendine gelmesi, piyasaların yani hükümete güvenmesi için. Ama maalesef hükümet şu anda bekliyor, havayı hissediyor. Havanın güzel olmasının güzel olduğunda seçim yapacak. Yani hava demeyelim yani şey olarak söyle. Oylar yükseldiği zaman. Yani oylar yükseldiği zaman günlük anket yaptıkları için. Şimdi anket değerlerine göre bakıp ona göre seçim kararını alacağını tahmin ediyorum. Yani şu zamanda şöyle baktığı zaman yani çok millet çok mutsuz. Yani ödemeler sıkıntı. Şöyle bakıyorum kredi kartlarında ben bir esnaf olarak bakıyorum ki milletin alım gücü çok azalmış. Yani millet eskiden örneğin ben bir lokantacıyım. Örneğin eskiden millet kebap yerken şu anda tavuk döner bile alamayacak durumda. Çocuğuna bir tavuk döner bile alamayacak durumda. Allah millete kolaylık versin ve milletin uyanması lazım. Yani veya hükümetin uyanması lazım. Ne bileyim artık yani. Allah millete kolaylık versin. Erken seçim olmasını istiyor musun? Erken seçim diyorum ki yalanda da olsa kabileyi toplayıp, yalanda da olsa bak. Hükümeti toplayıp evet bir seçim kararı alacağız. Gününü belirtip deyip 3-4 ay sonra bile
tarihini belirlese bile piyasalar canlanacak. Ama maalesef hükümet öyle bir karar alamıyor. Yani hatta 2023'te bile seçim alabileceğini düşünmüyorum. Yani anketlerde öne geçmediği sürece de 2023'teki zorunlu, anayasa zorunlu seçimi bile belki ben korkuyorum ki yapmasınlar yani. O kadar şu anda yani ben çok pişmanım. Başkanlık sistemine oy verip de oy topladığıma çok pişmanım. Evet, hayır da evet. Yani çünkü yani tabii başkanlık sisteme biz hepimiz evet dedik. Bütün ailem ve hatta çalıştım ben oy topladım yani. Ama maalesef başkanlık sistemi geldiğinde ne denetim var ne bir şey var, hiçbir şey yok. Ülke şu anda Soylu'yla Tayyip'in arasına gelip gidiyor. Yani Soylu... Başkanlık sistemi gelirse ülke çağatlar denmişti. Yani genellikle sizin sorduğun sorular görüyor bakıyorum da hep muhalif sorular da. Yani biraz daha objektif olsa yani başkanlık sistemi ilk önce bize belirttikleri gibi olsaydı, düzenli olsaydı ama olmadı yani. İstedikleri gibi top oynama alanına çevirdiler başkanlık sistemini. Her başkanlık sisteminin hakkını verseydi ülke harbiden refah içerisinde olurdu. Ama çalamadıkları yani daha çalamadıkları ürünleri şimdi tek başına ya düşün ya bir bakan bile diyor ki ne olmuş ki yani ben ürün verdim yani ne olmuş diyor diyebilecek kabiliyete geldi. Bunun nedeni de başkanlık sistemindeki denetimin azlığı. Yani başkanlık sistemi biz oy verdiğimizde başkanlık sisteminin ekonomiye karar getireceğini bir yasanın veya bir yönetiminin rahat olacağını belirterek biz vermiştik. Ama adamlar rahat rahat top oynamak için yani offside olmayan bir futbol maçında istediği gibi hakem olmadan kendi kuralları koymayıp çalmak için koymuşlar yani başkanlık sistemi. Yapacak bir şey yok. Var mı peki seçim olsa adayınız? Ben seçim olsa şöyle söyleyeyim. Yani akademisyen kimliğiyle, kadrosuyla baktığın zaman bence Profesör Doktor Davutoğlu ülkeyi yönetebilecek kabiliyette. Yani ben şeyim, ben siyasete şeye bakmam. Yani politikacıya bakarım, bile devlet adamlığına bakarım. Yani bana göre devlet adamında şöyle piyasa baktığımda Mansur Yavaş devlet adamı olarak görüyorum. İmamoğlu politikacı olarak görüyorum. Tayyip hem devlet adamı hem politikacı. İkisini bir arada götürebilecek bir karaktere sahip. Yani o da çok yani öyle herkes olmayan bir karakter. Yani bana göre Davutoğlu ülkeyi yönetebilecek hem kadrosu var. Ben takip ediyorum genelde. Yani ülke yönetebilecek kadrolar genellikle Davutoğlu'nun partisinde var. Ama rüzgarı arkasına alan bir iyi parti var.